Şimdi iki eğri arasında kalan alan isteniyor bizden. Eğer iki eğri arasında kalan alan isteniyorsa birbirinden çıkarıyorduk. Tabii çıkarırken de üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkarıyorduk. Şimdi üsttekine bakarsak y eşittir 2x şu doğru. Yani üsttekinin denklemi y'nin eşit olduğu şey 2x. Üstteki denklem 2x. Alttaki denklem ise şunu çıkaracağız. Y'nin eşit olduğu şey x kare. Alttaki denklem de x kare. Demek ki 2x'ten x kareyi çıkaracağız ve integral alacağız. Ama bir de şöyle bir problem var. Alt sınırımız 0. Şurada başlıyoruz. 0'da. Yalnız üst sınırımız belli değil. Şurada bitiyor. Ama sayısal olarak ne olduğu belli değil. Hesaplayacağız bunu. Bunu. Tabii bunu bulurken şu nokta iki fonksiyonun birbirini kestiği nokta. Ortak çözüm yapmalıyız. Yani y eşit x kare ile y eşit 2x'i ortak çözmeliyiz bu ikisini. İkisi de y'ye eşit. Birbirine eşit diyebiliriz. Yani x kare eşittir 2x yazabiliriz. Şimdi her iki tarafı x'e bölebiliriz. Ama şöyle yapsak daha uygun olur. 2x'i sol olarak çözsek nizami bir çözüm yapmış oluruz. Eşittir 0. Diğer türlü eğer x'e bölersek köklerden birini kaçırmış olabiliriz. X parantezine alıyorum. X eksi 2 eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşitleyeceğiz. Buradan x eşittir 0. Diğerinden de x eşittir 2 gelir. Tabii ben uzattım biraz. Direkt söylemek mümkündü. Ama nizami çözümü bu. Şimdi alt sınır 0. Biri bu. Eğrilerin birbirini kestiği nokta. Diğer sınır da 2 noktası. Şurası. Yani biz integralimizi 0'dan 2'ye kadar alacağız. Üstteki eğrimiz 2x'ti. 2x yazıyorum. Alttaki eğrimiz x kareydi. Çıkarıyoruz. Üsttekinden alttakini çıkarıp integral alacağız. Şimdi direkt integrali alabiliriz. 2x'in integrali pardon integrali alıyorduk. Şunu siliyorum. Şimdi x karenin 2x'in integrali x kare. X karenin integrali de x küp bölü 3. Üstünü 1 artırdım. 3 yaptım ve paydaya da aynı şeyi yazdım tekrar. Sınırlarımız 0'dan 2'ye kadar. Önce üst sınırı yani 2'yi yazıyorum. 2'nin karesi eksi 2'nin kübü bölü 3. Bu üst sınırımız. Eksi diyorum alt sınırı yazalım. 0'ın karesi eksi 0'ın kübü bölü 3. Şu alt sınır 0 getirecek. Hep 0 olduğu için bunun sonucu 0. Buraları hesaplayalım biz. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. Eksi 8 bölü 3. 3 kere 4 12. 8 çıkarırsak 4 kalır. Yani sonucumuz 4 bölü 3. O aradaki alan 4 bölü 3 birim kareymiş. Evet, var mı anlaşılma Emre?